Herkese merhabalar, Hatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün hazır döner etinden evimizde İskender hazırlıyoruz. Hem yapması çok kolay, hem çok pratik, hem de inanılmaz lezzetli. Ben hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle bir paket hazır döner etimiz var. Bir tane pide, birer yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, tereyağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, kuru nane, pul biber ve toz biber, 2 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, yeteri kadar yeşil biber ve şeri domatesleri. Önce bir adet pidemi küçük küçük doğruyorum ve hazırlıyorum. Sizler tabii ki arzu ettiğiniz büyüklükte kesip hazırlayabilirsiniz ve hepsini tavama alıyorum ve üzerine sadece bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve orta derecede 5-6 dakika kurutmadan kavuruyorum. Evet, pidelerimiz hazır. Hemen yine tavama hazır döner etimi ilave ediyorum ve üzerine sadece bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve orta derecede yavaş yavaş kızarmaya bırakıyorum. Ve sosumu hazırlıyorum. Tavama zeytinyağımı, üzerine tereyağı ve salçalarımı ilave ediyorum ve mutlaka salçalarımızın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavuruyorum. Salçalarımızı güzel kavurduktan sonra kenarda kaynatmış olduğum suyumdan sadece yarım çay bardağı üzerine ekliyorum ve sulandırıyorum. Ve baharatlarımı ekliyorum. Evet, kuru nane, kekik, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve çok az tuzumu da ekledikten sonra gördüğünüz gibi sosumuzun kıvamı da lezzeti de inanılmaz güzel oldu. Bu şekilde 1-2 dakika daha kısık ateşte kavurduktan sonra sosumuz hazır. Şöyle sizlere yakından kıvamını da göstermek istedim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Ve yine tavama hiç zeytinyağı kullanmadan biberlerimi bu şekilde alıyorum ve közlüyorum. Ve şeri domateslerimizi de yine hiç yağ kullanmadan közlemeye bırakıyorum ve hemen yoğurt sosumu hazırlıyorum. Yoğurdumuzun içine 2 diş sarımsağımı eziyorum ve yarım tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Evet, bütün malzemelerimiz hazır. Ben hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Döner etimiz, tereyağlı pidelerimiz, salçalı sosumuz, sarımsaklı yoğurdumuz, biberlerimiz, şeri domateslerimiz, gerçekten hepsi inanılmaz lezzetli ve iştah açıcı gözüküyor. Ben hemen tabağıma alıyorum ve sunuma geçiyorum. Tabağıma önce tereyağlı pidelerimi diziyorum. Ve üzerine bol şekilde salçalı sosumu gezdiriyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu da üzerine gezdirdikten sonra döner etlerimizi üzerine bol şekilde diziyorum. Ve eritmiş olduğum tereyağımı da üzerine gezdirdikten sonra közlemiş olduğumuz biber ve şeri domatesleri ile sunum yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde hem çok doyurucu, hem çok lezzetli, hem de inanılmaz pratik oldu. Büyük küçük hepimizin severek tükettiği bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve hepinize güzel günler diliyorum.